Sen onu savunamazsın. Burada savunacaklar, ortakları savunacak. Buradaki ortakları. Evet. Bir şey yapın yani. Avukat tarafını tutmuş. Yani şahsi dava diyor ya. Avukatı biz kim tutar biliyor musun? Bizim ortaklarımızı tutmak zorunda. Onlar haklarını savunuyor. Sana değil. Yönetim binasında oluyor. Başkan yapıyor. Yönetim kurulu yapıyor bunu. Yönetim kurulu başkan yapıyor. Başkan tercih ediyor. Yani biz de tercih ediyor. Onun için muhalefet davet ediyor. Yani yapılan kadından bahsedici nasıl şahsi oluyor? Senin evlatın, biz onun evlatı. Biz burada bir aileyiz. Tamam. Yönetime de duyuralım. İmza topluyoruz. Ama başarılı kampanya. Burada niye Ahmet demiyor, Mehmet demiyor da o diyor. Yani canım o herkese yapıyor, bana da yaptı telefon. Yani yaptığı zaten sabahtan beri yani, geldiği şey de zaten tacizdi. Tabii. Bize bütün kadınlara ya bağırması, çağırması, tehdit etmesi. Ya sildirme. Biz bu olayı duyduk ve buraya geldik. Geldik ki kadın diyor ki beni diyor sabahtan beri burada diyor tehdit ediyorlar diyor. Geri almam için diyor. Bizim için kadının beyanı esastır. Hiçbir kadın kendisine boşuna böyle bir taciz olduğunu söylemez. Ve kadın sonradan kendisi kayıt alıyor tehdidini. Onu da şu anda adliyeye götürdü jandarmalarla birlikte. Bunu savcılığa verecek ve bu işlem devam edecek. Bizim için kadının duruşu önemlidir. Kadın bu konuda çok dik duruyor ve biz bunun arkasındayız. Ve avukat arkadaşlarımızla ilgilenecekler. Taciz sözlü mü fiziki mi? Nasıl oluyor? Fiziki olarak diyebiliyorum. Yalnız oldukları için yapıyor. Tabii ki kadının da buna bir şahidi yok o anda. Ama yine de söylüyorum, kadının beyanı esastır. Tacizi yapan kimmiş? Başkan. Ama diğer yöneticiler de bu olayı kapatmak için sabah biz buraya geldiğimizde bize tehdit ederek siz nasıl buraya geliyorsunuz, ne için geliyorsunuz, ben öyle bir şey yapmadım. Yani yapmadıysan sakin sakin, eğer öyle bir şey yoksa şayet durursun, beklersin, hak adalet var yani, bunu orada çözülür. Ama yok, kadına öyle de taciz etti. Bağırarak, çağırarak, tehdit ederek ve ölümle sonuçlanacak dedi. Bu ölümle sonuçlanacak dediğinden sonra da biz dedik ki bunu yani uzaklaştırma olsun, jandarmaya gidelim. Ve jandarma geldi, bunu savcılık karar veriyormuş. Ama biliyorsunuz ki Türkiye'de her gün kadın cinayetleri oluyor. Ufak tefek böyle bağırışmalardan bilene kendi şahsiyetini korumak için birdenbire öldürülüyor ve iş işten geçiyor. Jandarmaya da bunu söyledik. Ya bu iş işten geçmeden kadın burada çalışmak zorunda. Çocuğu var, ailesi var. Onu yani geçindirmek zorunda. Ondan dolayı biz şimdi takipçisiyiz ve bekliyoruz. Biz kızımızı böyle duyunca bir iddia üzerine, tabii ki henüz yargıda olan bir olay. Geldik sadece kadınlar olarak ona destek vermeye. Yani biz senin arkandayız, şey yapma. Çünkü dilekçesini geri almasını istediklerini duyduk. O zaman madem insan hani mesela suçsuzsa yargının bekler, adalete güvenir, sonucu bekler. Ama tehditle bağırmakla olmaz bu işler. Kadın cinayetlerini Türkiye'de duyuyoruz. Biz onu o sonuca varmaması için geldik, kızımıza destek olmak için. Yani alma ve sonucu bekleyelim. Eğer sen iddianda haklıysan bunu adalet kararını verir. Ama orası haklıysa o da beraat eder. Yani bunu bekleyeceğiz. Bağırmakla çağırmakla insan kendine haklılık payı bulmaz. Sitemizde bu son yıl içerisinde birkaç böyle taciz olayı olunca biz aslında böyle ayaklandık. Yani daha önce de oldu, 4 ay önce bir bayana. Ondan evvelki sene yine bir bayanın evine girildi. Evli bir bayan, bir de kocası var evinde, yani bu şekilde girildi. Bunlar bizi artık yani yıldırdı. Bu nedir yani, ne oluyoruz? Türkiye'de giden böyle bir trend var, yükseliyor. Buna bir dur demek zamanı geldi. Jandarmayı kendileri çağırdılar zaten. Biz de kendilerine de söyledik. O zaman bu kızın güvenliğini madem sağlayın. Çünkü korkuyor, bunlar beni yaşatmayacaklar burada falan demeye başladı. Burada ne yaşanıyor? Ne oldu? Bugün hiç ya çalışan bayana taciz edilmiş. Kadın. Bir kadına. Yani bir kişi değil, iki üç kişi, öyle duydum ben. Bunun arkasındayız. Biz buraya yani senin arkandayız. Sana destek olmaya geldik.
diye geldik. Kapıda 4 kişi avazı çıktığı kadar bağırıyor ki niye geldiniz? Yönetimden, yönetimden. Ya ne demek niye geldik? O bayana destek olmaya geldik. Kadın